hiçbir erkek orgazm taklidi yapan kadından hoşlanmaz ve asla geçmiş konuları açma. Arkadaşlar çok önemli. Kulaklarına bazen fısıldayarak konuşun ya. Kalitesiz erkekler taktiklerle yola gelen erkekler ya. Herkese merhaba, ben Asil Moray. Bugünkü konu erkeklerin bayıldığı kadın davranışlarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama hangi erkeklerin? Her erkek her davranıştan tabii ki hoşlanmıyor. Bunu bir defa öncesine oturtalım. Birincisi kaliteli erkek, her zaman söylüyorum. İkincisi kalitesiz erkek. Bunlar hangi modellerden hoşlanıyor? Hangi kadın davranışlarından hoşlanıyor? Ve ikisinin ortak hoşlandığı kadın davranışları neler? Ayrıca cinselliğe de ufaktan dokunduracağız tabii ki. Ben videoya giriş yapıyorum. Kalitesiz erkekler kadının işi olmasın. Bana bağımlı yaşasın. Tamam, bir ortama girince böyle elleri böyle takılsın. Bu tarz kadınlardan hoşlanıyor. Ama kaliteli erkek ayaklarının üzerinde duran, kendi işi olan ve kimseye muhtaç olmayan, kendi özgürlüğünü ilan edenlerden hoşlanıyorlar. Davranışlara da gireceğim. Devam ediyorum. Kalitesiz erkekler özgüvensiz kadınlardan hoşlanıyor arkadaşlar. Yani çünkü taşıyamıyorlar. Kendisinden daha özgüvenli biri olduğunda geri planda olduklarını düşünüyorlar. Çünkü kendilerine özgüvenleri yok. Bu yüzden özgüvensiz kişiler birlikte olmaya çalışıyorlar. Ama kaliteli erkek öyle mi? Özgüvenli olmasından daha çok mutlu oluyor. Çünkü kendisine de özgüveni var ve yanındaki kadının da duruşu, özgüveni, tarzı, kendisine ait olan bir enerjisine hayran olmaya başlıyor. Bu şekilde de kaliteli erkek çok daha özgüvenli kadınlardan hoşlanıyor. Kalitesiz erkekler taktiklerle yola gelen erkekler ya. Bunlar kalitesiz erkekler. Bunlar sadece taktikler. Çünkü karşıdaki kadına gerçekten nasıl değer vereceğini bilmeyen, aşk ve seksin ayrı ayrı duygular olduğunu düşünen, onlara da geleceğim. Bu tarz erkekler. Ama kaliteli erkek taktik gördüğü an hemen uzaklaşıyor çünkü onun taktik olduğunu biliyor. Ve siz bu erkekleri taktik yaparak elinizden kaçırıyorsunuz ya, kaliteli erkekleri. Bunlara da gireceğim. Video sonunda bir konuşma yapacağım. Onu da izlemeni umut ediyorum. Ama şu an sıcağı sıcağına devam ediyorum konuşmaya. Kalitesiz erkekler asosyal, böyle zekasını çok fazla ön plana çıkarmayan kadınlardan hoşlanıyor. Mesela bir yere girdiğinizde "Hayatım ne yersin?" "Aa, sen bilirsin, benim yerime sen karar ver." Bu tarz olduğunda erkeğin hoşuna gidiyor. "Oo," diyor, "kadın bana bıraktı ya, çok mutlu oluyorum" falan. Ama kaliteli erkek gerçekten bir mekana oturduğunda ne yiyeceğini, mesela örnek veriyorum, o gün canı ne istiyorsa kadının, "Ben balık yemek istiyorum." "Okey, gel balık yemeye gidiyoruz." Ama her şeyi, burada tüm kontrolü erkeğe verirsen kalitesiz erkek hoşlanır. Kaliteli erkek der ki "Ya bu ne ya, kendi fikri yok mu, bu neden hep benim dediklerimi yapıyor?" gibisinden bir ayrıma girer. Çünkü her erkek aynı şeylerden hoşlanmaz. Ama siz de çoğu zaman hep kalitesiz erkekleri bulup onlarla birlikte oluyorsunuz ya. Benim amacım kaliteli erkeklerle birlikte güzel ve mutlu bir ilişki yaşamanız. Ve bunun ayrıntılarına yavaş yavaş giriyorum. Tamam dedik. "Ya Asil, tamam, kaliteli kalitesiz, bunların hiç ortak hoşlandığı kadın davranışı yok mu?" dediğini duyar gibiyim. Evet, var. Birincisi, hiçbir erkek trip atan kadından hoşlanmaz. Trip dünyanın en kötü şeyi. Bunu bir defa aklınıza kazıyınca anlarım ya. Dünyanın en kötü şeyi trip. Bir erkeği trip atarak yola getireceğini düşünüyorsan direkt o yoldan dönmeni tavsiye ediyorum. O yolun sonu çıkmaz sokak. O yol sana bir şey katmayacak. Tribi hayatından çıkarıp sadece iletişimle bir şeyleri sağlaman gerekiyor. Tamam, tribi çıkardın ama arkasından tatlı dil geliyor. Tüm erkekler tatlı dilli kadınlardan hoşlanıyor. Tatlı dil derken, ne istediğini tatlı bir dille anlatan, ne istediğini sorun çıkarmadan, güzelce iletişime geçerek paylaşan kadınlar her erkeğin hayali. Neden yaşça küçük erkekler kendisinden yaşça büyük kadınlardan hoşlanıp onlarla flört ediyor biliyor musun? Çünkü yaşça büyük kadınlar olgunlaşmış, trip atmayan, hayattan ne istediğini bilen, o heyecanının yeri geldiğinde ortaya çıkaran. Ama siz gençler ne yapıyorsunuz? "Ah, benim olsun, benim olsun, gitmesin işte, kıskanayım edeyim" falan. Böyle bir şey yok. Bunlar tecrübeyle oluyor ama senin de bunları bilmeye hakkın var tabii ki. Her erkek takdir edilmekten hoşlanır ya. Her erkek. Erkeğin davranışlarını takdir edeceksin. Bir erkek davranışları takdir edildiğinde ilişkideki benzini alıyor. Biliyorsunuz benzin de pahalandı. O benzini vereceksiniz. Erkek alacak. Arabayı çok güzel bir şekilde kullanmaya başlayacak. İlişkiye çok daha fazla kendisini yansıtmaya başlayacak. Çünkü erkekler bile annesi takdir etmiyor, babası takdir etmiyor. Erkekler takdir edilmeye aç. Şu dönemde kimse kimseyi takdir etmiyor ve sen burada farklılığını ön plana çıkartıyorsun. Davranışlarına, mesela çiçek aldı sana. "Çiçek aldığın için teşekkür ederim aşkım" falan diye değil. Davranışını, "Bana çiçek alman gerçekten çok güzel bir davranıştı. Bana kendimi mutlu hissettirdi" veya "Arkadaşların yanında sana iyi mi davrandı?" Şunu söyleyeceksin. Arkadaşların yanında bana iyi davranman beni gerçekten çok mutlu etti. Gerçekten bir kadın nasıl mutlu edeceğini gerçekten çok iyi biliyorsun. Beni çok mutlu ettin. Çok teşekkür ediyorum bu davranışla. Davranışına takdir ettiğinde erkek diyecek ki sen daha dur, bu hiçbir şey değil ya. Sen daha dur diyecek. Ben daha sana nasıl takdir edeceğim, davranışlar yapacağım diyecek. Evet, takdirden devam ediyorum. Arkadaşlar çok önemli. Kulaklarına bazen fısıldayarak konuşun ya. Mesela seni seviyorum mu diyeceksin. Geç kulağına. Oradaki nefes ve kulağına yankılandı o ses. Erkeği bambaşka diyarlara götürecek çünkü bir yandan erotizm katıyorsun işin içine. Bir yandan duygusallık katıyorsun. Erkek aptallaşıyor. Erkeği aptallaştırıyorsun. Her erkek bundan hoşlanır. Bunu yapın arkadaşlar. Enerjisi yüksek kadınlardan herkes hoşlanıyor. Düşünsene, hep şunu diyorum ya. Senin sıkıntıların olabilir, senin sorunun olabilir. Sen dünyanın yükünü omuzlarında taşıyor olabilirsin ama bunu ilişkide vesaire yansıtmayacaksın. Çünkü yaşam enerjisi düşük, böyle sürekli ah Mahmut ya ben çok neler geldi başıma, ben aldatıldım edildim bilmem. Bu tarz olduğunda erkek diyecek ya bana ne ya, bana ne. Sen öncelikle sen yaşam enerjin yüksek olacak. Senin özgüvenin yüksek olacak. Bu şekilde karşıdaki kişinin ilişkiye o enerjini katacaksın ki erkeğin de enerjisini yükseltecek. Ama erkek bu sefer aynısını yapıyorsa başlarım öyle erkeğe. O erkek için zaten bir şey değmez yani. Bunları değen erkeklere yapacaksın ya. Değen erkekler gerçekten bunu hak eden erkeğe yaptığında çok daha farklı güzel bir ilişki yaşayacaksın. Ama dediğim gibi o kalitesiz erkeklere yapıyorsun sen bazen bunu. Aslında üzülen sen daha çok oluyorsun. Bu ayrımı çok iyi yapman lazım. Öyle bir video çekeceğim ki onu çok iyi ayırt edeceksiniz. Kaliteli erkek, kalitesiz erkek. Bitireceğim lan kalitesiz erkekler sizi. Anlayış ya. Dünyanın en güzel şeyi anlayışlı olmak. Bir erkek bir şey anlattığında onu dinle. Sen direkt aa ben de şöyle, ben de şöyle, ben de şöyle diye değil. Ve asla geçmiş konuları açma. Hiçbir erkek geçmiş konuları açan bir kadına hoş. Çünkü siz çok detaycısınız biliyorum. Benim de ilişkilerim oldu çok. Ve hiçbir şey unutmuyorsunuz. Çok ilginç ya. Sizin hafızanız öyle. Ama erkek konusuya erkek düz bakıyor. Ve siz tüm ayrıntılara girdiğinizde geçmişte şöyle oldu böyle oldu bilmem ne. Bak ben hiç unutmuyorum bilmem ne. Erkek diyecek ki öf yeter, bıktım ya, bıktım. Önemli olan gelecek değil mi? Geçmişe bir sünger çek, önüne bak, tamam mı? Önemli olan gelecek, şu an ve gelecek ya. Geleceğinizi inşa edin. Direkt ya geçmişi. Geçmişi boş ver. Güler yüz. Evet. Falan böyle güler yüzlü olacaksın ya bu hayatta. Dediğim gibi böyle sürekli yüzü asık, böyle sürekli hani mutsuz, yüz ifadesi bilmem ne. Ya sen bekarken mutlu değil misin? Canım benim. Sen hayatına birisini niye alıyorsun? Mutluluğuna mutluluk katmak için. Ama baktın o ilişki seni mutsuzluğa mı sürüklüyor? Boş ver, diğerine bak ya. Bu kadar basit. Boş ver. Sen birini hayatına alıyorsan iki kişi de mutlu olacak. Ama bir taraf mutlu, bir taraf mutsuz. Sen onu da aşağı çekiyorsun. Ne gerek var ya? Yapma Allah aşkına. Hiçbir erkek orgazm taklidi yapan kadından hoşlanmaz ve erkekler diğeri geliyor bunu hissedebiliyor. Çünkü siz taklidi yapamıyorsunuz. Taklit yaparken, kaş yaparken göz çıkarıyorsunuz. Boşaldım. Böyle yapıyorsunuz ya. Geldi. Ya böyle bir şey yok. Zaten organda da böyle bir şey gerek kalmıyor. Organ çok farklı bir ses arkadaşlar. Kalitesiz erkek fark eder. O erkekler fark etmez pardon. Onlar fark etmez. Ha der ben yap başardım. Ve sen burada ne yapıyorsun? Ona da geleceğim. Bak cinsellikle ilgili şeylere de geliyorum. Evet her erkek orgazm sesinden hoşlanır ama taklitten hiçbir erkek hoşlanmaz ve erkekler bunu fark ediyor. Bak şunu her videomuz, güzel koku, senin parfüm, orijinallik, imzan olacak ya, imzan. Sen sürekli parfüm değiştirme. Parfüm seçimine dikkat edilmesi gerekenler diye videom var. Bak onu buradan izle. Hangi vücut tipine hangi parfüm uygun onu mutlaka izle. Senin imzan olacak kokuyu oradan bulacaksın. Şimdi gelelim cinselliğe. Arkadaşlar kimi erkekler aşk ve seksi ayrı kategorilere koyuyor. Diyor ki ben aşk yaşayacağım kadınla dokunamam. Aşk yaşayacağım kadınla ben bir şey yaşayamam. İşte seven erkek sevdiğine dokunamaz şeyi buradan geliyor. Aslında bunun geçmişte psikolojik, ben bunu anlattım. Madonna fahişe sendromu diye. Bazı erkekler cinsellik sırasında konuşmayan, utanan, yeni şeylere karşı olan o kişiyle. Bu tarz erkekler. Ve bu erkekler bu tarz şeylerden hoşlanıyor. Utanacak, sesi çıkmayacak, yönetilecek. Yani yönetecek cinsellik sırasında. Bu tarz olacak. Ama gerçekten hayattan ne istediğini bilen ve belli bir olgunluğa erişmiş olan erkekler aşk ve seksi birleştiriyor. Diyor ki ben aşık olduğum kadınla doyasıya seks yaşayacağım ya. Doyasıya seks yapacağım. Doyasıya cinselliği yaşayacağım diyor aşık olduğum kadınla. Ve bu sefer ne oluyor? Cinsellik sırasında konuşuyor. Cinsellik sırasında kadına sorularını soruyor. Kadının soru sormasından da hoşlanıyor. Çünkü cinselliği biliyor ki çok farklı bir. Yani çok fazla orada mutlu olacağını da biliyor. Ve utanmayan, yeni şeylere açık olan kadınlardan bu tarz erkekler çok daha fazla etkileniyor. Ben cinsellik, ya çok fazla güzel videom var. Sen sadece kanalıma gel, bir göz at. Yani bu dediğim gibi tek davranıştan hoşlanacak diye bir şey yok. Ben burada açıklamalarımı yaptım. Sana da faydalı olduğumu düşünüyorum. Yani çok fazla şey var arkadaşlar. Evet, cinsel olarak videolar çekiyorum. Senin bakış açını gerçekten yükseltmeye çalışıyorum. Farklı bir bakış açıyla bakmanı sağlıyorum bazı şeylere. Ve evet, Türkiye'de cinsel eğitimsizlik çok fazla. Şu konuşmayı yapmak istiyorum seninle. Ben gerçekten mutlu olduğum bir ilişkinin peşinden koş. Kalitesiz erkekler senin hayatını sömürmeye, hayatındaki enerjiyi almaya ve işte sürekli ayrılsan bile görüldü atmaya, hayatının bir yerinde olmaya, sendeki o enerjiyi tüketmeye devam edecek bu tarz erkekler. Bunlar hayatından bir defa çıkartıyorsun. Gerçekten kaliteli erkeklerle güzel bir ilişki yaşamanı temenni ediyorum sana. Nasıl bulacağını da anlatacağım, neler yapacağını, o erkeklerin davranışlarını, her şeyi anlatacağım sana ben bu kanalda. Sen yeter ki abone olmayı unutma. Ben senin yanındayım her zaman. Bunu hep söylüyorum. Kendine çok güzel bak. Seni kocaman öpüyorum.